Ali Hanım bize Salvador Dali'yi anlatacak. Dinliyoruz. Evet, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalis Domenech adıyla 11 Mayıs 1904'te İspanya'nın Katalan bölgesine Figueres kasabasında dünyaya geldi. Güzel. Babası noter, annesi de ev hanımı. İlk çocukları öldü ailenin. Onun adını Salvador'a veriyorlar. O da bu durumu bir türlü şey yapamıyor, üzerinden atamıyor. Ailesinin Türk ilk abisinin, hiç tanımadığı abisinin sürekli söz etmesinden rahatsızlığını hasta çocuk resmiyle yansıtıyor. Ailesinin sürekli onu övmesini, ona özen duymasını, onları o şekilde yansıtıyor ve o dönemini şöyle diyor. İki su damlası gibi birbirimize çok benziyorduk. Fakat yansımalarımız farklıydı. O herhalde benim fazla mutlak olarak tasarlanan ilk halimdi diye yorumluyor. Dali 3 yaşındayken kız kardeşi Ana Maria doğuyor. Anne, anneanne, kız kardeş, teyze bayan, yani ailedeki bayan, ağırlıklı bayan ellerinde yetiştiği için şımarık ve kaprisli bir çocuk olarak da büyüyor. Ama çok zeki, farklı bir şeyi var, karakteri var, çok sıra dışı şeylere meraklı. Dolayısıyla annesi de onu Figueres'te bir resim öğretmenine veriyor. Orada ilk resim derslerini alıyor. Sonra Madrid'e taşınıyorlar. İlk resim derslerini 1914'te özel bir okulda. 19'da Figueres Belediyesi Tiyatrosu'nda ilk sergisini açıyor. 21'de annesini kaybediyor. Annesinin kaybı onda bir travma yaratıyor. Ondan sonra annesiyle ilgili ruhumu kabullenmediği bir ölümdü diye bahsediyor. 1922'de Madrid'e taşınıyor. Güzel Sanatlar Okulu'na yazılıyor. Başlangıçta orada Dadaizm'de Kübizm etkisinde kalarak resim yapıyor. Madrid'de yaşarken film yapımcısı Luis Buñuel ile tanışıyor. Dali sadece resimle ilgilenmemiş, heykelle, illüstrasyonlar yapmış. Sonra film çekmiş. Birkaç tane kısa filmleri de var. Buñuel'le Endülüs Köpeği isimli kısa bir film de hazırlıyorlar. Sonra Madrid'de çok önemli şair Federico Garcia Lorca ile tanışıyor. Arkadaş oluyor. Onun ardından Pablo Picasso 1926'da Paris'e gidiyor. Picasso ile çalışıyor. Ondan sonra Picasso'ya hayran oluyor ve Picasso'nun etkileri görülüyor uzun süre çalışmalarında. Sonra 1929'da Sürrealist akımda yer alan Aragon hariç, işte Breton, André Breton, ve sürrealizmin önderlerinde içinde yer alan Paul Éluard'la tanışıyor, şair, Fransız şair. Sonra onun hanımıyla tanışıyor. Hayatı orada değişiyor. Paul Éluard'ın Gala adını verdiği Rus asıllı karısına aşık. Ondan birlikte yaşamaya başlıyorlar. Gala eşini ve kızını terk ediyor. İspanya'ya gidiyor. Dali ile yaşamaya başlıyorlar. Sonra aynı yıl 38'de Freud'la tanışıyor. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'la tanışıyor. Bundan sonraki çalışmalarında zaten psikanalitik etkiler görülüyor. İçe dönük çalışmalar yapıyor. Yani insanların içini görmeye çalışıyor. Tabiri caizse içini dışına çeviriyor. Sergiler, çalışmaları, eserleri geniş anlamda çok ilgi görüyor ama bir o kadar da eleştiriliyor.
1929'da birlikte yaşamaya başladıkları Galay'la ancak 34'te resmi nikahla evleniyor ama 58'de yeniden nikah taahhüt ediyor. Bu da Paul Eluard'ın ölümünden sonra yansıyor. Eleştirmenler hani kızını ve kocasını terk ettiği için bir yerde ona karşı bir şey hissediyor, kötü hissetmemek için herhalde. Çok geç bir vakitte, yıllar sonra evleniyorlar tekrar. 36'da İspanya'da başlayan iç savaş, General Franco'nun faşist yönetim kurmasıyla sonuçlanıyor. O sırada o ünlü şair Lorca öldürülüyor. Franco yönetimine mensup askerlerle öldürülünce. O da onda bir üçüncü bir travma yaratıyor. Ve 1939'da Franco rejimine desteğini belirtiyor. O yüzden onun gibi Marksist düşünen, sürrealist akım içinde yer alan çok ünlü yazarlar, şairler, ressamlar ona cephe aldılar. Bir travma da orada geçiriyor. eleştirilere maruz kalan resimleri çok ilgi görüyor ama yine de çalışmalarına devam ediyor. Oradan Fransa'nın faşist rejiminden çıkmak, uzaklaşmak için eşini alarak Amerika'ya gidiyor. Bir 9 yıl kadar Amerika'da yaşıyorlar. O esnada ki eserlerinde Amerika'ya hayran olduğu eserler var. Onlar belirten eserler diyor. Bazılarında Amerika'ya ünlüler diyor. 1942'de Dali'nin, Salvador Dali'nin Gizli Hayatı isimli bir otobiyografisini hazırlıyor ve yayınlıyor. 45 ile 46 yılları arasında Walt Disney ile Destino filmini, alternatif toplam Spielberg filmini yapıyor. 47'de sürrealist Picasso'nun portresini de yapıyor. Ama Picasso'dan ben daha iyiyim demekten de geri kalmıyor. Onu resmini göstereceğim biraz sonra. 51'de ve 52'de 49'da figürese savaş bitince geri dönüyorlar. O zaman da eleştiriye uğruyor. Yani neden hem Franco rejimini destekliyorsun hem de tekrar Franco'nun hüküm sürdüğü dönemde İspanya'ya niye geri dönüyorsun diye. O bu sefer oradan da eleştiriler alıyor. 51 ile 52 yıllarında Katalizm ve modern bilimin bazı kavramlarını sentezliyor. O dönemine de kendisi mistik manifesto diyor. O dönemde bir manifesto yayınlıyor. Neyle neyi karıştırıyor dediniz? Efendim? Neyle neyi karıştırıyor? Şimdi Katolizm. O aralar Katolik inancıyla ilgili, nasıl diyelim, Katolik inancını anlatan ya da işte Hristiyanlığın Katolik meselini anlatan eserler de yapıyor. Özetle geçiyorum, dersimde çok uzun. Sonraki eserlerinde Katolik temalar, DNA sermalı. 1951'den 52'den sonraki Watson ve Crick'ın o ünlü DNA sarmalı onu çok etkiliyor. Bir süre DNA sarmalıyla ve kelebeklerle ilgili resimler yapıyor. DNA sarmalını çok kullanıyor. Yaşadığı dönemde bilimsel buluşlar olduğu için neredeyse bütün bilim adamlarını tanıyor, tanışıyor. Onların etkisiyle de resimler yapıyor. Ondan sonra hiperküp, dört boyutlu küp, atomik çözünme gibi fizik kavramlarını da çıkaran resimler yapıyor. Atom bombasının atılması, Hiroşima'ya atom bombasının atılması onu etkiliyor. Bu dönemde de, bu döneminde yaptığı resimlere ve o döneme nükleer mistizm adını veriyor. Albert Einstein'ın kuantum sıçrama tekniğinden de etkileniyor.
Freud'dan çok etkileniyor. Freud'un o psikanalizdeki kaygılar, korkular, ana temaları zaten Dali'nin psikanalitik kuramlara dayalı. Tuvallerinde bazı teknikler de göze çarpıyor. Ondan sonraki teknikler, boya sıçratma gibi, hologram gibi, optik yanılgılar, stereoskopi cihazlarıyla bakılabilecek eserler üretiyor. Onu da göstereceğim biraz sonra. 60'ta Figueres Belediye Başkanı Dali'nin çocukluğunda ilk sergisini açtığı tiyatro binasını restore ediyor ve onun adını veriyor. Bir süre orada da yaşıyor. 1974'te açılıyor müze olarak. Dali'nin çok emeği olan bir yapı bu. 80 ortasına kadar ufak değişiklikler yapılıyor. Bizzat kendisi de inşasında ve restorasyonunda yer alıyor. 10 Haziran 82'de hayatında çok önemli yeri olan karısı, menajeri, sevgilisi, ilham perisi, modeli, her şey olan Gala'yı kaybediyor. Ondan sonra da zaten resim yapmaya biraz ara veriyor. Gala'nın gömülü olduğu Pubol Kalesi'nde inzivaya çekiliyor bir süre. 84'te kalede bir yangın çıkıyor. O yangında ayağından yaralanıyor. Bir süre tedavi görüyor. Daha sonra Salvador Dali tiyatro ve müzesinde yaşamaya başlıyor. Figueres'e geliyor. Tekrar iniyor oraya. Orada yaşıyor. 23 Ocak 89'da kalp yetmezliğinde ölüyor. Yaşadığı müzenin mahzenine gömülüyor. Dali hayatı boyunca 1500'den fazla resim, onlarca heykel, çeşitli taş baskılar, kitap illüstrasyonları, tiyatro dekorları, ünlü fotoğrafçılarla fotoğraf çalışmaları da yapıyor. Christian Dior'la, ünlü modacı Christian Dior'la birlikte fotoğraf çekimleri de yapıyor. Moda tasarımına da ilgileniyor derken 83'te yaptığı Pubol Kalesi'nde yaptığı Serçenin Kuyruğu son eseri oluyor. Evet. Başlıca eserlerindeki başlıca esin kaynakları düşler, korkular, hayaller, bilinçaltı, dürtüler, kaygılar. Önemli eserleri Çarmıha Gerilmiş İsa, Metamorfoz Narsizm, Belleğin Azmi gibi sayılabilir. Ben 2008'de İstanbul'da Sabancı Kültür Vakfı'nın müzesinde Salvador Dali İstanbul'da sergisine gitmiştim. O sergiyle de ilgili anılarım var. Onun fotoğrafladığım birkaç şeyler vardı. Çok güzel, olağanüstü bir ressam. Anlamak güç bakarken, hani birkaç kez gidip gelip bakmak gerekiyor. Duyumlu eserlerinde öyle bütünleşemiyorsunuz yani. Aranızda hep bir mesafe oluyor. Fizik, matematik, kimya bilmek gerekiyor, psikanaliz bilmek gerekiyor. Bir ön hazırlık yapmadan Dali'yi anlamak çok güç. Buna rağmen kendisi de kendi eserlerini çok anlamadığını söylüyor zaten. Çok ünlü sözleri var. Bir deliyle benim aramdaki fark benim deli olmamamdır diye gibi. Sonra onun bazı çalışmalarını şöyle bir seçki hazırladım ama bunları size sunabilirim. Şöyle. Kan üzerinde bal damlası gibi bir şey bu. Böyle. Kana bal mı damlası? Bal mı? Öyle bir şey böyle. Bilmiyorum, böyle bir resim. Bunu orada gördüğümü hatırlayamıyorum çok. Orada yazıyor ki bal mı kan mı öyle bir şeyler yazıyor ama. Bal kandan tatlıdır. Ha, onun gibi bir şey, evet, sweeter. Doğru. Bu Illuminati felsefesiyle ilgili bir şeymiş galiba. Biraz eleştirdim. Aydınlanma zevki. Şu en ünlü eseri aslında bu. Bu çok önemli bir eser. Çok bilinen bir eser. Arkadaşlara da gösterelim. Evet. Belleğin Azmi.
Eriyen cep saatler. Eriyen cep saatleri. Burada katı zamana karşı bir protesto. Ama bu tabii Einstein'ın o ünlü teorisine de denk düştü. Bu yakın tarihte geçtiğimiz çarşamba günü Amerikan Bilimler Enstitüsü onun yayınladığı Einstein'ın teorisini ispat ettiler. İzafiyet teorisi. İzafiyetle evet aradı. Burada Paul Eluard'a atfettiği bir resim var. Şöyle. Paul Eluard kimdi? Şair. Gala'nın eşi. Sevgilisini çaldı adam. Evet. The Horseman of Death. Bu da bir atlı adamın ölümü mü oluyor? Bir ölüm, ölümden sonrasında öyle bir şey. Yok. Nedir o? The Horseman. Bakayım. The Horseman ölü atlı gibi bir şey. Evet, ilginç. At adamın ölümü. Şu çok önemli. Narsizmi metafor. Narsizm dönüşümü. Narsist dönüşümü ya. Bu resimlerle ilgili burada da bazı bilgiler verilmiş. Şu Hitler muamması. Hitler Almanyası'nı, Hitler'in dönemini böyle resmetmiş. Bunu çok şey yapmak lazım. Çiğdem Hanım yorumlasın bunu bize. Hitler muamması'ymış resmin adı. Çiğdem Hanım bize yorumlasın. Ne var orada? Bir telefon. Telefon var evet. Arızası. Şu telefon arızası. Evet. Şurası kırılmış. Ben başka baktım işte. Evet. Ama telefon arızası. Okuyalım. Dolar. Buna telefon dalga da geçmiş bu resminle. Dolar sevici mi? Dolar meraklısı. Burada Amerika'daki günlerini anlatıyor aslında. Bu çocuğun yüzünde yeni dünyayı anlatıyor. Amerikan kıtasının haritasını böyle Güney Amerika, Kuzey Amerika. Dünyanın bebek haritası. Evet, böyle. Şu çok güzel. Bunu orada da görmüştüm. Jeopolitik çocuğun yeni bir insanın doğuşunu izlemesi. Hala devam ediyor. Resminin adı. Bu resim çok güzel, çok hoş hakikaten. Burada da Amerika kıtasını falan, buralarda fabrikalar var. Dünya haritasında yumurta içinden. Yine doğmuş. Bunları çok sorguluyor. Ülkenin doğmasını mı anlatıyor? Evet, ondan bahsediyor. Burada cehennemi anlatmış. Burada Dali'nin zaten çalışmalarında her şey yer değiştiriyor. Yani akıllara ziyan işler yapıyor. Filleri havaya uçuruyor, kuşları yere indiriyor. Filler onun gibi. Böyle ters, ilginç metaforlar kullanıyor. Ters, her şeyi tersten görüyor. Şu Picasso'yu yani o çok iyi bir ressamdır ama ben ondan daha iyiyim diyor. Picasso'yu böyle tasvir ediyor. Bu bir Picasso tasviri. Benimmiş. Evet. Picasso tasviri. Şu galayı çok yüksek mertebelerde çıkarıyor. Gala'ya karşı özel bir şeyi var tabii. Gala onun her şeyini, hakikaten kahrını çekmiş karşısında. Yani bir yerde eleştirilmiş, hani eşini terk etmiş ama o da bir şey, eşi de nedir? O da sürrealist akımın önemli bir ismi. Artık yani her ikisine de ilham kaynağı olmuş bir insan. Şu daha sonraki resimlerden nükleer cross dediği, bu dört boyutlu o hiperküpler. Resimde aslında dördüncü boyutu aramış hocam. Ben öyle hissediyorum. Yani üç boyuttan da öte, fizikten öte, metafiziğe doğru gidiyor. Zaten düşüncesi öyle. Kafası öyle çalışıyor. Çok sarsıcı. Bu resim de çok güzel. Ben oradaki resimler şeyde de sergide de görmüştüm. Evet, eriyen kan sağlığı. Çok güzel. Şura modern rapsodi. Burada da telefon cihazları var. Şeyleri var. Ahizeleri var. Uzaktan böyle. Şeyler de çok kullanmış. Kelebek çok kullanmış. Zürafalar. Filler. At. Evet. Şu bir Amerikan keşfini anlatıyor. Christoph Colombo burada yorumlanmış.
Çok güzel bu resimde. Hmm. Çok güzel. Hakikaten. Var mıydı sergide? Çok büyük. Vardı evet. Çok büyük ama bu. Hmm. Hakikaten büyük. Yani duvar gibi kocaman. Şunu da görmüştüm. Her zaman anarşist, aynı zamanda monarşistim dedi. Burada da Carmen'i çiziyor. Şu da güzel. Bu da Tanrı'ya inanıyorum ama inançlı değilim dediği. Bu itaati ve bir gözün hep sorgu, bir şey, gözün buradaki, hep üzerimizde olduğunu buradaki anlatıyor. Buradaki yazısı nasıl bir şey? Nasıl? Gerçek mi? Anlamadım. Resmin açıklaması o. Ha burada yok, bunu gırgır almışlar ya. Bunu internetteki şeyde, internet blog yazarlar bunu gırgır bir şeyler eklemişler. Hocam çıkıyorum. Resimleri çok ilginç tabii. Görüşürüz. Şu... Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu kulelerle artık hayatın sonunu anlatıyor galiba. Bu iki kule arasından sonsuzluğa gidiş. Öyle yorumlanmış bu resmi. Daha çok. Biraz bu illüminati şeyler. Evet, iki, evet. İki sütunun arasından geçmek şu falan. Şu galanın ardından yaptığı bir çalışma. Bu da güzel. Sphinxler diyor. Sphinx içinde. Giderek şey olan, giderek buradan galanın herhalde bu sırtı. Onu öyle betimlemiş. İşte bu bulutlara benziyor. Buradan toprak ağaca oluyor, dönüşmüş. Gidiyor. Bakın. Yine galaya dönüşmüş ileride. Böyle bir metamorfozlar kullanmış. Hakikaten de aynı inandığı şeyi yapmış aslında. Kafası ne? Atomik melankoli. Bu da çok şirin bir resim. Sizin çektiğiniz aldığı fotoğraflar. Yani zorunan, o da yasak, kaçak göçek çektiğimiz şeyler. Çünkü çok şey, detaylı bir sergiydi. O da bu aldığım bilet ve şeyler, giriş şey kartı. Bunları saklıyorum. Meli Hanım'a sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Vallahi çok hazırladım ama yine de anlatamıyorum. Gerçekten çok yok. Okumak lazım yani. Özetin yani, özetine geçiyorum. Çünkü hayatı hakikaten anlatılmayla bitmez. Tamamen şeye videonunla başka bir şey. Resim içinde resim yapmış. Aramcağız. Çok devasa resim. Deli. Sen de çok güzel. Meli Hanım teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok çok fazla. Biraz daha yemeye artık. Çok seviyorum. Emeğinize sağlık.